Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi Başkanı Abdülcelil Karakaş Başkanlığında 20 Mart 2020 Cuma günü Doğu Türkistan Kültür ve Bilgi Merkezi'nde önemli bir düğün düzenlendi. Tören Doktor Ali Topçu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra evlilik İslami kurallara göre yapıldı ve genç erkek ve kadın gerçek vaatlerle helal yoldaş yapıldı. Etik Başkanı Abdülcelil Karakaş iki genci İslam hukukuna göre resmen evlendikleri için tebrik etti. Karakaş düğün töreninin önemli olduğunu söyledi ve yıllardır merkezimizde çeşitli düğünler yapıldı. Ancak bugün merkezimizde ilk kez iki Uygur gencin düğününe ev sahipliği yapıyorum. Çin'in dünyayı tehdit ettiği ve Uygurları yok etmeye çalıştığı bir dönemde yabancı bir ülkede bütün bir aile kurmak ana vatan için önemli bir mücadeledir dedi. Nikah kıyılan çift Enver Hekim ve Müyesser Obul acı çeken tüm kardeşlerimize selamlar. Abdülcelil Bey'e, Ali Topçuk hocamıza ve Abdülselam Yasin kardeşimize bizi bu kutlu günde yalnız bırakmadıkları için çok minnettarız ifadelerini kullandı. Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerine yönelik soykırım ve asimilasyon politikaları Çin virüsüyle uğraşmalarına rağmen hız kesmeden devam ediyor. Yerel kaynaklara göre Çin sosyal medyasına yansıyan görüntülerde Doğu Türkistan'daki bir caminin kümese çevrildiği görüntülendi. İngiliz The Guardian gazetesinin 2019 yılının Mayıs ayında yayınladığı haberinde Çinli otoritelerin Doğu Türkistan'da aralarında yüzlerce yıllık camiler ve türbelerin de olduğu 33 dini mekanı tamamen veya kısmen yıktı ileri sürülmüştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüsü Çin virüsü olarak adlandırdığı tartışmalar devam ederken giderek daha fazla ABD milletvekili Çin hükümetinin salgını örtbas etmesinin küresel bir salgına yol açtığını belirterek soruşturma çağrısında bulunuyor. Florida Eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Marco Rubio 19 Mart Perşembe günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ABD'nin mevcut sorunlarını ele aldıktan sonra Çin'e soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti. Rubio, Çin yeni tip koronavirüsü krizinin ilk günlerinde virüs yayılmasını geciktirebilecek değerli bilgileri vermeyi reddetti diyerek şöyle devam etti. Şimdi ülkemizin karşı karşıya olduğu sorunları çözmeye odaklanalım. Ancak bunun üstesinden geldiğimizde Çin'in davranışlarının ele alınması gerekiyor ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs nedeniyle Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısının 21 olduğunu bildirdi. Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan son 24 saatte 2953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var bilgisini paylaştı. Çin virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 793 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 4825'e yükseldi. İran'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 1556'ya, virüs bulaşanların sayısı ise 20610'a yükselirken 7635 kişi iyileşti. ABD'de ise COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 19624'e, ölü sayısı ise 260'a çıktı. Son 24 saatteki rakamlara bakıldığında ABD'deki vaka sayısı 5302, ölümler ise 50 kişi arttı. Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ülkede yeni tip koronavirüsü COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 10 binleri bulabileceğini söyledi. Ayrıca İsrail, Finlandiya gibi birçok ülkede virüsten ilk ölümler gerçekleşirken Nijer gibi ülkelerde ilk Çin virüsü vakaları tespit edildi. Uluslararası Finans Kuruluşu Market, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika'da otomobil fabrikalarının kapanmasıyla araç üretiminin 1.4 milyon adet azalabileceğini öngördü. Market'ten yapılan açıklamada COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Avrupa, Amerika ve Güney Amerika'daki birçok otomobil üreticisinin geçici süreyle üretim merkezlerini kapatma ve üretimi durdurma kararı aldığı anımsatıldı. Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı Miraç kandiliniz mübarek olsun. Uygur TV olarak Doğu Türkistan başta olmak üzere tüm İslam aleminin kandilini kutlar, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını dileriz.